Podcast TV izleyicileri, ben Ebru Doğdu. 8 Aralık 2020 tarihinde bir Post Amerika programı ile tekrar karşınızdayız. Bugün yine hem Amerika manşetlere hem Türkiye'den manşetlere baktık. USA Today ile başlayacağım. Biliyorsunuz aşının bulunması bir dertti. Şimdi getirilmesi ayrı bir dert. Ve bir sonraki süreçte dağıtımı. Şimdi manşette gördüğünüz gibi 50 states, 50 plans diyor. Bu manşetten daha haberi okumadan benim anladığım 50 eyalet, 50 plan demek şu oluyor bence. 50 eyaletin de farklı dağıtım metodları olacaktır. Who gets first doses? Priorities, strategies vary across America. Dr. Nirav Shah, a top Maine health official, said, "The goal is to vaccinate people with velocity and equity as soon as it is available. COVID-19 vaccine distribution, the first 6.4 million doses will be divided up by population. How some states will then distribute it." Mesela burada birkaç tane eyaletin dağıtım stratejileriyle ilgili örnek vermiş. Örneğin Tennessee'de ilk önce 65 yaş üstüne ama Kentucky'de öncelikle 1/3'ü bakım evlerinde çalışanlara, 1/3'ü de COVID-19 ünitelerinde hastanede çalışanlara dağıtılacakmış. Demek ki dediğim gibi her eyalet kendi stratejisini kendisi belirleyecek. Yine virüsle ilgili bir haber. Virus complicates move into White House. Biliyorsunuz 20 Ocak'ta Biden Beyaz Saray'a taşınıyor olacak. Beyaz Saray'a taşınma bu yıl biraz daha zorlaşacak tabii ki COVID'den dolayı. In just 6 hours on inauguration day, belongings of a departing president's family are moved out. Carpets are cleaned, furniture is rearranged. Fresh art is hung and the executive mansion is transformed for its new residence before they set foot inside. The Boston Globe'a geçiyorum. Boston Globe'daki ilk haberde yine hastanelerle ilgili. Hospitals to curtail procedures. Baker says limiting some inpatient care ensures space, staffing for COVID cases. In a troubling echo of the pandemic's early days, Governor Charlie Baker said Monday that Massachusetts hospitals will temporarily curtail inpatient elective surgeries to make room for a further influx of patients with COVID-19. Bütün dünyada olduğu gibi Amerika'da da COVID-19 hastalarına yer açmak için hastanede tedavi gören hastalarda büyük bir seçicilik söz konusu. Çünkü yığılmayı engellemek için tabii ki onların ya ameliyatları erteleniyor ya da kalışları iptal ediliyor. Bu da tabii yine üzücü bir haber. Bir sonraki haberimiz gönüllü bir doktorla ilgili aşı yaptıran. Volunteer praises vaccine despite feeling lousy. As plans are put into action for the expected rollout this month of Moderna and Pfizer vaccines on an emergency basis, Dr. Arroyo is urging people to get their shots as soon as it becomes available to you. He says the side effects, which disappeared within 24 hours, would be a small price to pay for the benefits of immunization. Evet, bu gönüllü doktor aşı olduktan sonra kendisini biraz halsiz hissetmiş ama bu yan etkiler 24 saat içerisinde geçti diyor. Bu yan etkileri yaşamak sonuca değer diye de belirtmiş kendisi. Washington Times'da yine Biden ile başlıyoruz. Biden tabii ki bir sürü sorunla baş edecek ama aynı zamanda bir hedefi de var. O da silah kontrolünü sağlamak. Amerika'nın biliyorsunuz en büyük sorunlarından biridir. Yani siz bir markete girip kocaman bir rifle, bir tüfek alabiliyorsunuz. Bununla da mücadele edeceği söyleniyor. Biden picks gun control lightning rods for key posts. Presumptive president-elect Joseph R. Biden sent a clear signal about his gun control agenda as he named his picks for top healthcare policy posts Monday, announcing his intent to nominate vocal proponents of stricter
firearms controls to key positions in the incoming administration. Daily News, çok güzel bir haber aslında bu öğrenciler için, eğitimciler için. That's all, folks. Chuck pushes to forgive first $50,000 in student loans for New York college grads. İlk 50 bin dolarlık bu üniversite için alınan kredi borcunun silineceğiyle ilgili bir haber bu. Eminim çok sevinecektir. Aslında Türkiye'de de bu konuda öğrencilerin bir talebi vardı hatırladığım kadarıyla. Umarım aynı haberi onlar için de veririz yakında. Los Angeles Times yoğun bakım üniteleriyle ilgili bir haberle başlamış. Intensive care units struggle as virus surges. With intensive care units across California rapidly filling with COVID-19 patients, hospitals have a limited number of tools available to free up more capacity in the coming weeks as cases are expected to surge. Evet, tahmin ettiğiniz gibi yoğun bakım ünitelerinin çok dolu olduğu ve hastanelerin en büyük sorununun bu dönemde bu olduğunu bildiriyor. Bir sonraki haber yine eğitimle ilgili. Bir umut vardı okulların açılmasıyla ilgili ama Los Angeles çok daha büyük bir kapanışa gidiyor. A hard shutdown for LA schools. Prospects for reopening campuses this school year dimmed Monday for hundreds of thousands of Los Angeles students with the hard shutdown of all in-person tutoring and special services amid a dangerous coronavirus surge, and officials declining to estimate when children could return to school. Evet, hem okullar kapanıyor, hem yüz yüze özel dersler yasaklanıyor ve ne zaman açılacağıyla ilgili de bir tarih verilmiyor. Chicago Sun-Times'a geçiyorum. Will Congress deliver aid package for Christmas? Christmas'ta tabii ki yeni bir yardım paketi beklentisi var. Acaba olacak mı diye sorular soruluyor. Nearly 450,000 unemployed Illinoisans, including April Ibanez, out of work because of the pandemic, will lose benefits December 26 without a new federal relief deal. Aralık 26'da bitecek olan mevcut paketin yenilenip yenilenmeyeceği ile ilgili 450 bin işsizin beklentisi var. Umarım iyi haber alırlar. The Wall Street Journal. Yine hastaneler, yine aşı. Hospitals race to prioritize vaccinations for employees. Hospitals are rushing to firm up plans for deciding which healthcare workers can receive the COVID-19 vaccine first, with initial supplies widely expected to fall short of the amount needed to vaccinate all high priority workers. Evet, biliyorsunuz geçen günkü haberde bir psikolog bunun da bir savaş olduğunu, aynı travmaları yaşadığımızı söylemişti. Bu savaşın da askerleri, hastane çalışanları biliyorsunuz. Hangileri ilk aşılanmalı? Bu aralar en çok sorulan soru bu. Doktorlar mı, hemşireler mi? Bence hepsi başı çekmeyi hak ediyorlar bu sırada. Evet, New York Times yine aşı, bu sefer Rusya'dan bir aşı haberi. Vaccination push meets skepticism. Russia's virus vaccine is now available, but there is a lack of trust among the public above being inoculated in Moscow. Manşette de gördüğünüz gibi aşı olan bir vatandaş, yüzündeki yani ifadeden anlıyorsunuz endişesini, biraz da mutsuzluğu ben görebiliyorum buradan. Rusya'da bu aşı olmaya yönelik baskının biraz halkı rahatsız ettiğini, hatta çok da güvenerek gitmediklerini bildiren bir mesaj, bir haberdi bu. Amerika ile ilgili manşetlerimiz bu kadar. Bugün bu manşetleri sizler için seçmiştim. Şimdi Türkiye'ye geçiyorum. Bakalım ülkemizde neler oluyor. İlk olarak yine Hürriyet'ten başlayacağım. Hürriyet manşetinde ha gayret Türkiye diyor. Sokak yasağı var biliyorsunuz hafta sonları özellikle ve sanırım iyi sonuçlar da alınacak.
Ha gayret Türkiye, sokak yasağı kafe, lokanta ve kahvehanelerin kapatılması vakalarda gerilemeyi sağladı. İlk bir haftalık verilere göre büyük şehirlerde vakalar geriliyor. Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da düşüşün %25'i bulduğunu söylemişti. Geçen haftalarda bir hastanın yoğun bakıma alınması için 60-70 saat beklemesi gerekiyordu. Son bir haftada bu süre 20 saate düştü. Ancak Anadolu kentlerindeki vakalarda artış devam ediyor. Son açıklanan veriler tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlat. Hürriyet, bir daha bakınca cinayet çözüldü. Yine bir cinayet haberi bugün. Hande Çinkitaş cinayetinin 19 yıl sonra aydınlatılmasında yeniden incelenen olay yeri fotoğraflarının da büyük etkisi oldu. Baba Nezih, Çinkitaş'ın ilk ifadesinde kapı anahtarını evde unuttum. Daha sonra masanın üzerinde bıraktım. Sözlerinin doğru olmadığı ve hiç bahsetmediği benzin bidonu bu fotoğraflar sayesinde fark edildi. Şüphelilerin hedefi olan Hande'nin babası Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş tutuklandı. Üçüncü haberimiz CHP ile ilgili Kılıçdaroğlu aday mı tartışması. Kılıçdaroğlu bütçe konuşmasında iktidarı eleştirirken AK Parti sıralarından Cumhurbaşkanı adayı ol o zaman sesleri yükseldi. Kılıçdaroğlu benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi dedi. Bahçeli ise bu sözler üzerine müjdeli bir konuşma. Zillet İttifakı'nın adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı dedi. Günaydın Sabah gazetesi manşeti. Heykeli dikilecek 38 bin kahraman. Onlar kara, deniz, hava ambulansları ile 10 ayda 60 milyon hastayı nakleden 112 acil sağlık görevlileri. Sabah 24 saat onları izledi, fedakarlıklarına tanıklık etti. Hayat ile ölüm arasındaki o ince çizgide görev yapıyorlar. Korona mücadelesinde de en önde cephede savaşıyorlar. Yemeğe, uykuya, hatta bir çay molasına bile vakitleri yok. Sayıları yurt çapında 38.123, kar kış demeden sevdiklerine hasret, benzersiz bir mücadele veriyorlar. Evet, dualarımız hep yine sağlık çalışanları ile ilgili. İkinci haber, teröre ağır darbe, 14 PKK'lı öldürüldü. Kuzey Irak'ta haftanın bölgesi Hantur Dağı'nda düzenlenen hava harekatında 7 terörist öldürüldü. Hainlerin üs bölgesine sızma hazırlığı yaptıkları tespit edildi. Aynı saatlerde Türkiye sınırına doğru hareket halindeki 4 terörist ZAP'ın Çemko Vadisi'nde etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK-YPG'li terörist öldürüldü. Evet, bir sonraki haber, gerçekler hiçbir zaman gizli kalmaz. Sabah'ın CHP tacizin kitabını yazdırdı. Manşetin büyük yankı uyandırması üzerine panikleyen yazar Nazlı Eray kendisini inkar etti. Eray kitabında yer alan ifadelerin kurgu olduğunu ileri sürdü. Ancak Eray'ın yaşadığı tacizi 20 Haziran 2010'da Hürriyet gazetesine anlattığı ortaya çıktı. Türkiye gazetesi manşetinde yerli motoru durduramadılar. Türkiye yerli motora sahip olmamanın acısını uzun yıllar yaşadı. Motor aldığımız ülkeler Atak ihracatımızı bile engellemek istedi. Ancak sonunda yerli motora kavuştu. Ancak bu süreç hiç de kolay olmadı. Devrim otomobili benzeri birçok sabotajla milli motorun yolu kesildi. TEİ Başkanı Akşit, Aselsan mühendisleri gibi suikaste maruz kaldı. 2 yıl önce içeriden biri motora metal parçaları atarak çalıştırma testini sabote etti. Evet, bu yolculuk hiç de kolay olmamış belli ki. Bir sonraki haber yine gerçek olan bir hayalle ilgili. Hayaller gerçek oldu. Bir Dilek Tut Derneği 20 yılda 5000 hasta çocuğun hayalini gerçeğe çevirdi. Kanser, organ yetmezliği gibi hastalıklarla savaşan minikler hayalleriyle hayata tutunuyor. Kimi örümcek adam olmak, kimi sevdiği sanatçı ile tanışmak istiyor. İşte bu dilekleri yerine getiren abi ve ablaları var. Evet, haberimiz de Avrupa'ya uyarı. Akdeniz'de korsanlığa izin vermeyiz. Erdoğan, Doğu Akdeniz çalıştayında Batı'ya seslendi. Ülkemizi sahile hapsedecek haritaları kabul etmeyiz.
AB içine düştüğü stratejik körlükten artık kurtulmalı. Haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik duruyoruz dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde tribünden izlemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye 10-11 Aralık'taki zirve öncesinde Doğu Akdeniz mesajı verdi. Bölgedeki doğal gaz miktarının 3,5-10 trilyon metreküp, petrolün 1,5 ile 3,5 milyar varil hesaplandığında dikkat çeken Erdoğan, bölgemizdeki hiçbir ülke bu potansiyeli görmezden gelemez. Türkiye gibi Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değil dedi. Evet, haber ekibimizin hazırladığı VTR'yi izleyebilirsiniz bu haberle ilgili. Ekonomik gücü, konumu ne olursa olsun bölgemizdeki hiçbir ülke bu potansiyeli görmezden gelemez. Özellikle Türkiye gibi Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir. Biz de hem kendi menfaatlerimizi garanti altına almak hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin haklarını korumak için süreci çok yakından takip ediyoruz. Ülkemizin Antalya sahillerini hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi muhataplarımıza ifade ettik. Biz kimsenin hakkını, hukukunu gasp etme peşinde değiliz. Biz sadece haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz. Nitekim geride bıraktığımız birkaç ayda yaşananlar Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının tezahürü olmuştur. Kıymetli dostlarım, ülkemiz Doğu Akdeniz meselesinde asla gerilimden değil, barıştan, işbirliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yanadır. Bunun yolu da karşılıklı saygıya dayalı müzakereden geçiyor. Akdeniz'deki sorunları birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz. Şayet Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa, diplomasiye şans tanınmalıdır. Zira diplomasi ve müzakere bizi ortak paydada buluşturacak en kestirme, en garanti yoldur. Bu konuda Türkiye, 2003'ten beri Yunanistan ve Rum yönetiminin tüm şımarıklıklarına rağmen soğukkanlılığını muhafaza etmiştir. Bugün de aynı uzlaşmacı tavrımızı sürdürüyoruz. Avrupa Birliği içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir koçbaşı gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir. Birlik dayanışması adı altında Kıbrıs Türklerine ve Türkiye'ye daha fazla haksızlık yapılmamalıdır. Doğu Akdeniz'e kıyıdaş tüm bölge ülkelerinin ve Kıbrıs Türklerinin yer alacağı bir konferans düzenlenmesi önerimiz halen masada duruyor. Muhataplarımızdan Türkiye'nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz. Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri bu meseleyi sıfır toplamlı bir oyun olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum. Sağduyu, samimiyet ve aklı selimle hareket edildiğinde herkesin hakkını koruyan kazan kazan temelli bir formül bulabileceğimize inanıyorum. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyorum. 57 iş adamı gülerek karşıladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, son iki ayda 57 kişinin idamına onay veren Mısır'ın darbeci lideri Sisi'yi Elize Sarayı'nda ağırladı. Macron, oldukça samimi havada geçen ortak basın toplantısında Fransa, Mısır'a yaptığı silah satışlarını insan haklarının geliştirilmesi şartına bağlamayacak. Bu Mısır'ın terörle mücadelesini sekteye uğratır diyerek Sisi'ye tam destek verdi. Ziyarete ülkedeki muhalefetten ve insan hakları kuruluşlarından tepki geldi. Bir sonraki haber Çin'den. Çok sempati duymadığımız bir ülke biliyorum. Çin'e ihracat treni tam yol ilerliyor.
Ama haberimiz pozitif. İstanbul Kazlıçeşme'deki resmi uğurlamanın ardından Çin'den gelen ek talepler nedeniyle Halkalı istasyonuna uğrayan trenin burada kalacağına ilişkin asılsız iddialar pes dedirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu trenin bugün Türkiye'den çıkış yapacağını söyledi. Akşam gazetesine geçiyorum. Manşetinde elimiz havada kalmasın. Erdoğan, AB stratejik körlükten kurtulmalı. Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan tarafından koçbaşı gibi kullanılmaya müsaade etmemeli. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz masada duruyor. Türkiye'nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz. Türkiye'yi Antalya sahillerine hapis etmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyiz. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyiz dedi. Evet, yine dün de çok vermiştik bu haberi, biliyorsunuz. Yeni dolandırıcılar ortaya çıkıyor. Aşıyla ilgili dolandırıcılar da var. Lütfen çok dikkat edin. Dolandırıcılar aşıdan önce geldi. Pandemiyi fırsata çeviren dolandırıcılar vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşmak için aşı randevusu oluşturma mesajları göndermeye başladı. Mesajlarla birlikte gönderilen link kişisel bilgilerin doldurulacağı bir forma yönlendiriliyor. Dolandırıcılar özellikle 65 yaş üstü vatandaşları da bakanlıktan arıyoruz diyerek aynı şekilde hedef alıyor. Aman diyeyim, büyüklerimizi de uyaralım, annemizi, babamızı, anneannelerimizi, dedelerimizi. Çok önemli bir haber bu bence. Evet, bir sonraki haber aslında birçok şeyi kolaylaştıracak gibime geliyor. Çünkü bu konuda sıkıntı yaşanıyordu, biliyorum. Koronada karantina süresi artık 10 gün. Sağlık Bakanlığı temaslılarda 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi. Çalışanlar ise 8. günde işbaşı yapabilecek. İçişleri Bakanlığı da paket servis saatlerini 10 ila 24 olarak belirledi. Evet, TASK TV Haber Merkezi'nin sizin için hazırladığı bir VTR var bu haberle ilgili. İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen yeni kısıtlamalarla ilgili kılavuz yayımladı. Kılavuzda yeni kısıtlamalarla ilgili vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarına yer verildi. Sağlık Bakanlığı COVID-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz, çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir denildi. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre lokantalar hafta içi ve hafta sonu saat 10 ile 24 arası paket servis yapabilecek. Milliyet gazetesiyle devam ediyorum. SMA hastaları bu aralar çok gündemde, biliyorsunuz. Minikler hem ilaç bekliyor, ilaçları temin etseler ülkeye girişinde sorunlar oluyordu ama yavaş yavaş çözülüyor bunlar. Milliyet'in manşetinde o tedavi işe yarıyor diyor. ABD'de Zolgensma gen terapisi alan SMA'lı bebeklerin aileleri çocuklarının daha rahat nefes aldığını, emeklemeye başladıklarını söyledi. Mia'nın babası Fatih kurtuldu. İlacı almaya başlayalı henüz 2 ay oldu. Artık hareketleri daha güçlü ve hızlı. Oturmaya, emeklemeye başladı dedi. Rüzgar'ın annesi İpek Erdoğan, Rüzgar ilaçtan sonra daha iyi nefes alıyor. İlacın çocuklar için olumlu sonuçları var dedi. Nil'in annesi Nihan Güleç, Nil en son oturduğunda 1 yaşındaydı. Daha sonra oturamamaya başladı. Tedavinin ardından yeniden oturabiliyor dedi. Umarım hepsi bir an önce iyileşir. Minikler gerçekten çok acı çekiyorlar bu konuda. Çok da pahalı bir tedavi. Gerçekten ülkeler için de zor bir süreç bence. Bir sonraki haberimde poşet çeyreğe sabitlensin. Türkiye'de paralı plastik poşet uygulamasında 2. yıl geride kaldı. Uygulamayı ilk günden bu yana takip eden Milliyet, çarşıda, pazarda tüketicinin nabzını tuttu. Poşet üreticileri ve tüketicileri 25 kuruşluk fiyat bu yılda değişmesin derken, yılın ilk oyunda poşet kullanımı %73, karbon salımı 1.2 milyon ton azaldı. Evet, herkese yüz vermeyin haberiyle devam ediyorum. Günümüzde her yer kameralarla dolarken yüz tanıma teknolojisi de gelişiyor. Görsel veri işleme alanında dünyada öne çıkan Türk girişimi Syntonim'in kurucusu Batuhan Özcan,
101 insanın genetik verilerini barındırıyor. Sosyal medyada bu yöndeki uygulamaları kullanmayın dedi. Evet, her teknoloji gelişimi beraberinde de bir uyarı getiriyor. Dikkat edelim derim. Posta Gazetesi de acı bir haberle başlıyor manşetinde. 10 günde 4 acı. 3 hafta önce Türkiye Düşünce Kulübü Derneği Genel Başkanı Ercan Yakut'un 7 yakın akrabasının koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçiren annesi Zümrete Yakut, ablası Aslı Yakut, baldızı Leman Sezer ve amcasının oğlu Abdüsselam Akbaş peş peşe hayatını kaybetti. 8 aydır annesinin evine gitmediğini söyleyen Yakut, sevdiklerimizi kaybetmemek için dikkat etmemiz gerekiyor. Annemlerle aramızda sadece bir bina var. Balkondan ya da terastan el sallayarak görüştük ama nereden geleceği belli olmuyor dedi. Evet, bir sonraki haber tatlı bir nine ile alakalı, üzücü bir haber. Ah be judocu nine, Adana'da 80 yaşında judoya başlayan ve judocu nine olarak tanınan Ayten Alataş, 82 yaşında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alataş, şalvarının üzerine giydiği judo kıyafetiyle çok sevilmişti. Evet, yine bir ölüm haberiyle devam ediyorum. Şüpheli ölüm. Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Salih G. tarafından öldüresiye dövüldüğü iddiası ile gündeme gelen güzellik uzmanı Rus Vera Chikareva lüks sitedeki evinde ölü bulundu. Kamera kayıtları incelemesinde Chikareva'nın 30 Kasım'da girdiği evinden bir daha dışarı çıkmadığı ve kimsenin de eve girmediği belirlendi. Chikareva'nın kesin ölüm nedeni otopside saptanacak. Takvim Gazetesi manşeti: Erdoğan tehditlerden etkilenmiyor. Avrupa Birliği ve ABD Ankara'yı yaptırımlarla korkutacağını sandı. İşin aslını Alman gazetesi yazdı. Hem AB hem de ABD yaptırımlarla tehdit ediyor ama Erdoğan etkilenmiyor. Ülkesini dışarıdan idare edilemeyecek bir güç olarak görüyor. AB ile Doğu Akdeniz'de mücadele ediyor. PKK'ya destek verdiği için ABD ile çatışıyor. Kafkasya ve Libya'ya müdahalesi ise Batı'yı korkutuyor. Bir sonraki haber çirkin bir üslupla başlıyor. Karı kılıklıya 2,5 yıl hapis. İş adamı Mehmet Karasu Beach'te saldırıya uğradı. İşletmeci Gökçen Paprika suçsuz çıktı ve dosya kapandı. Karasu itiraz edince de Paprika ağzını açtı. Karı kılıklı rezil ifadelerini kullandı. 2,5 yıl hapis talebiyle dava açıldı. Bir sonraki haberimiz yine bir magazin haberi. Ülkemin kıymetini ABD'de anladım. Oyuncu Sermiyen Midyat ABD'de gördüklerinden sonra bu mesajı paylaştı. Bu sözlerim için linç edecekler biliyorum. Herkes sokaklarda, kuaförler, restoranlar açık. Havalimanında ateşimizi bile ölçmediler. İnsan memleketinin kıymetini fark ediyor. Sağlıkçıların, bakanın, Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyet teşekküre şayan. Umarım tenkit etmeyi bildiğiniz kadar takdir etmeyi de biliriz dedi. Evet, ben de en son Londra'daki seyahatimde gerçekten hiç kimsenin maske takmadığını gördüm. Amerika'da da bu tabii çok gördüğümüz, yaşadığımız bir şey. Ülkemizin kıymetini anlamak için tabii bunları gözlemlememize gerek yok. Aslında kalbimizdeki vatan sevgisi kıymeti hiçbir zaman öldürmeyecektir. Kıymetini her zaman bileceğiz. Evet, bugün Türkiye'den ve Amerika'dan sizler için seçtiğimiz manşetler bu kadar. Umarım faydalı oluyordur, keyif alıyorsunuzdur. Eğer öyleyse yarın yine aynı saatte 17.30'da Post Amerika programı ile tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.